Merhaba sevgili Başaklar. Selamlar sevgili Başaklar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bilinçokul Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı. Ben Oğuzhan Ceyhan sizlerleyiz. Evet, bir güneş tutulması ayı. Evet. Ve Mayıs ayı, güneş tutulması ayı ama dost ve kardeş boğa burcunda. Evet. Dost ve kardeş akrep burcunda. Bu başağa, balığa, yengece, oğlağa iyi gelen bir tutulma döngüsü. Evet. Başak Burcu'nu neler bekliyor? Ne dersin Demet? Neler bekliyor Başak Burcu? Sevgili Başaklar, evet, boğa tutulması sizi özellikle yurt dışı ile ilgili medya, yayıncılık, eğitim, hukuksal konularda destekleyebilecek bir yeni ay ve güneş tutulmasıydı. Bunun etkilerini tabii ki Mayıs ayında da ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde de hissedebilirsiniz. Bu ayın başında hemen Venüs'ün Koç Burcu'na geçtiğini görüyoruz. Venüs Koç Burcu'na geçiyor belki. Ortaklı gelirlerde, giderlerde birazcık bir rahatlama, bir destek alabilirsiniz. Eşten, ortaktan gelebilecek bazı maddi imkanlar söz konusu olabilir. Küçük gelirler de artış. Evet, küçük belki bir kredi imkanı olabilir, bir borçları ödemekte bir kolaylık olabilir. Bu tarz konularda bir rahatlama söz konusu olabilir. 4-6 Mayıs güzel başaklar için. Güneş'in Plüton'la üçgen açısı ve Jüpiter'le sekstil açısı. Başakları destekleyen bir gökyüzü. 7 Mayıs'ta Merkür ikizlere geçiyor Başaklar için. İş. Evet, işle ilgili toplantılar, haberler, görüşmeler, teklifler, yazışmalar, belki imzalar, anlaşmalar söz konusu olabilir. Ama burada unutmamak gerekiyor. 7 Mayıs'ta Merkür ikizler burcuna geçiyor ama Merkür'ün 11 Mayıs'ta kare yaptığını unutmayalım. Evet. Merkür 11 Mayıs'ta kare yaptığı için bu anlaşma ve sözleşmelerde çok dikkatli okumamız lazım. Sözleşme maddelerini. Beklenmedik bazı kayıplarımız olabiliyor burada. Mesela beklenmedik bazı kayıplarımızın haricinde beklenmedik bazı sorunlarımız olabiliyor. Aldanabiliyoruz. Bizim için çok ilgilen bir iş görüşmesi bir sıkıntı olabiliyor. Onun için 10, 11, 12 Mayıs günlerinde bu tip sözleşme ve anlaşmalar yapmayın. 14 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda Dolunay ve Dolunay'da Venüs kare Plüton ve 10 Mayıs'ta Güneş ile Satürn'ün karşıtının da baskın olduğu bir dönem yaşıyoruz. Şimdi bu 14 Mayıs'ta Akrep Burcu Dolunay'ı Başak Burcu'nu ne yapar, ne eder? Akrep Burcu Dolunay'ı Başaklar için öncelikle 3. ev olduğu için bir anlaşma, bir sözleşme, bir toplantı, görüşme, bazen seyahat söz konusu olabileceği gibi. Şimdi parayla ilgili konular da çok yoğun görülüyor. Çünkü 2-8 hattındaki öncü gruplardaki açılar yine Dolunay sırasında etkin. Merkür'le Mars'ın üçgen açısı var bu arada. Bu da sanki böyle sürpriz bir haber. Parayla ilgili sürpriz bir anlaşma. Bir sözleşmeden para gelir. Evet. Bir sözleşmeden para gelir ama aklınızda bulunsun. Yani bu sözleşme birkaç parçalı ise ilk peşinatı alırsınız. Sonrasında sorun olabilir. Mesela bunlarla biz ev kiralamada görürüz. Kiralar evi. Depozitoyu olur, ilk parayı alır. Ondan sonraki dönemlerde alamaz. Kira yok. Kira yok. Mahkemelik olur gibi. Yani çok parçalı para işlerine girmeyelim. Evet, tek parçalı. Yani parçalı. Tek parçada alabilirsiniz. Daha iyi. Mesela evini kiralayacaksan ucuza ver ama peşin al. Bir yıllık gibi rakamlar söyleriz biz bu tip durumlarda. Çünkü bu ciddi olarak da bir aldanma ile ilgili döngüye de sebebiyet verir. Arkasından Venüs'ün 21 Mayıs'ta Güneş'in ikizlere geçiyor. Bu çok önemli. Kariyer öne çıkacak. İş yaşama, bir de sosyal statüsü doğru değil mi Demet? Parlıyor yani, artık. Kariyeri bir şekilde aydınlanıyor, ortaya çıkıyor, parlıyor, dikkat çekiyor diyebiliriz. 24 Mayıs'ta Jüpiter üçgenen Satürn'le, 21 Mayıs'ta Mars ileri hareket terazi. Artık terazide Mars'ın ileri hareketi var. Bu onu bir kuvvetlendiriyor. Terazi burcundaki etki. Jüpiter üçgen Satürn Başak Burcu'nu çok olumlu etkileyen bir değer. Evet. Burada artık hayatta ilgili vermiş olduğu kararlar, bu kararların sonucunu almaya başlıyor. 28 Mayıs'ta İkizler Burcu'nda olan yeni ay ile beraber de kariyerle ilgili Neptün kareli ileride bazı problemler olabileceği, daha mesela tercihlerinde, bakış açılarında, çalışma hayatında belki tam anlamıyla
kendisine bir çizgiye getiremeyebileceği bir kariyer teklifi alabilir. Şimdi bu 28 Mayıs'a dikkat edelim. 28 evet. Mayıs yani ay sonunda Haziran'ın ilk iki haftasını evet. etkileyecek Neptün kareri bir yeni ay kariyerinde bazen kariyerde beklenmedik hayal kırıklıkları da yaratabiliyor. Evet, evet. Venüs'ün de tam kuzey düğümün yani tam güney düğümde olduğunu görüyoruz bu arada. Estetik güzellik, diyet veya işte estetikle ilgili işler yapanlar, kadın güzelliği, kozmetik, parfümeri, pırlanta, sanat. Bu tip sanat, bu alanda işler yapanlar da biz kariyerlerinizde yerinizi koruyun diyoruz. Evet. Evet. Yeni işlere, yeni fırsatlara girmeyin. Ay sonunda Venüs'ün Boğa burcuna geçmesi en azından Mayıs'ın sonundan sonra Venüs'ün Boğa'ya geçmesi, Merkür'ün Yengeç'e geçmesi biraz daha destekleyici Haziran ayında. Aşk, seyahat, aşk, yurt dışı ile ilgili konular. Yurt dışı ile ilgili konular. Belki o tutulmanın etkileri aslında Venüs'ün Boğa'ya geçmesiyle beraber daha fazla seyahat edebilir. Yurt dışı ile ilgili konular olur. Hukukla ilgili bir sorun çözülür. Medya, yayıncılıkla ilgili konular. Bazen ne yapıyor mesela? İş yeri aşkı başlatabiliyor. Yurt dışı seyahatine gidiyor. Orada uçakta veya bir iş ortamında biriyle tanışabiliyor gibi gibi etkiler. 31 Mayıs Güneş Üçgen Mars'la zaten İkizler ve Terazi Burcu'nu çok olumlu etkileyen bir etki. Artık Mars Başak Burcu'nu da kuvvetli bir şekilde etkiliyor bu ikizler terazi. Kariyerdir, paradır biraz rahatlıyor. Sevgiler. Hoşça kalın. Güle güle.